Değerli dostlarım, Cumhuriyet Gazetesi'nin değerli emekçileri, Yunus Nadi Ödülü'nün komisyonlarında çalışan seçici kurulları, önce sizlere bu emeklerinizden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyoruz Cumhuriyet Gazetesi adına. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Cumhuriyet yakında bu hafta içinde 99. yılına kavuşuyoruz, ulaşıyoruz. Onun yanında 100 yıl yani bir asırlık bir geçmişi olan bir başka kurum var. O da Cumhuriyet'in kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından işaret edilmiş ve onun en yakını Yunus Nadi tarafından kurulmuş bir kurum. Bu kurum 100 yıldan beri aydınlanma yolunda, aklın öne çıkması yolunda efendim çağdaş Türkiye'nin yaratılması yolunda ki mücadelede en ön safta savaşını sürdürüyor ve sürdürecektir. Sürdürecektir. Kimsenin endişesi olmasın. Sürdürecektir, mücadele edeceğiz. Sıkıntılarımızın büyük olduğunu görüyoruz, biliyoruz ama yürüyecektir. Bugün de bu toplantımızın anlamı budur. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve Yunus Nadi'nin aynı zamanda bir simge olan, Türkiye'nin çağdaşlaşmasında bir simge olan Cumhuriyet Yunus Nadi ödüllerinin devam etmesi ve sürmesi ve çeşitli kollarda roman, şiir, hikaye, karikatür alanlarında bunun yaratılması, yürütülmesi de önemlidir ve bu kültürel dayanak devam edecektir. Efendim teşekkürlerimi sunuyorum. Merasimimize başlayalım, devam edelim efendim. Sağ olun. Ödül veriyoruz. Sadece bir dalda ödül verilmedi. O da fotoğraf dalında. Onun dışındaki dallardan tamamı katılımcılarım burada. Tekrar hoş geldiniz gazetemize. Sosyal bilimler araştırması dalıyla başlıyoruz ödüllerimizi vermeye. Bu yılın kazananı Rasathane ile 150 yıl, Bilimde 150 yıl isimli eseriyle Sayın Hocam Mustafa Aktar oldu. Kendisini plaketini almak üzere buraya davet ediyorum. Ödülü kendisine vakıf başkanımız Alev hocamız verecek. Sayın Alev Coşkun, buyurun hocam. Efendim, tebrik ediyorum. Çok orijinal ve değerli bir eser yarattınız. Yunus Nadi Araştırma Ödülü'nü size vermekte mutluyum. Bir şeyler söyleyebilirsiniz. Evet, sizden de alalım. Lütfen. Vallahi ben şu pek hazırlıklı değilim ama kısaca şunu söyleyeyim. Lütfen. Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi sözlükleri bizim jenerasyon için çok özel. Dolayısıyla bu benim hayatımda en mutlu günlerinden biri çok diye şey eklemek istiyorum. Teşekkür ederim. Roman dalının bu yılki kazananı Dünya Döner Renkler Kalır isimli kitabıyla Belgin Bıyıkoğlu oldu. Buyurun Belgin Hanım, sizi alalım. Aynı dalda jüri üyesi olan Zeynep Hanım verecek ödülü. Buyurun Zeynep Hanım, sizi böyle alalım. Kutluyorum yürekten. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye gerçeğine ışık tutan, bunu dünya içerisinde bir bölge olarak da yansıtarak ustaca başaran, aynı zamanda insan gerçeğine, günümüzün zihniyetine, günümüzün o çürümesine, bir yandan arza spekülasyonlarına, bir yandan çıkarcılığa ve çok naif bir aşk öyküsüne, ustaca olay örgüsüne yer vermiş olan sevgili Belgin Bıyıkoğlu'na bu ödülü bütün arkadaşlar oy birliğiyle verilmesi karar verdik. Şimdi çok teşekkür yüreğimle ederim. Kutluyorum çok size. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ederim. Cumhuriyet'in
şeyini her zaman sürdüren gazetemizin verdiği bir ödülü almak, Yunus Nadi'nin izinden gitmek, benim için rüya gibi. Gerçekten çok mutluyum, çok onurluyum, çok gururluyum. Bana emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Aileme, her zaman yanımda olan sevgili eşime, öğretmenlerim Muharrem Ünlü ve Hüseyin Güven Beylere ve bu yolu almamda, yazın yolculuğunda bana dokunan, benden önce bu yoldan yürüyen ustalarıma, herkese teşekkür ediyorum. Bir de ödülümü eski Cumhuriyet Gazetesi Burdur temsilcisi ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı, 1998 yılında kaybettiğimiz, benim de Ege Üniversitesi gazetecilikten arkadaşım, hayallerimi, dünyamızı paylaştığımız çok sevgili Gülçin İlçe Bozkurt'a atıfta bulunuyorum. Öykü dalıyla devam edeceğiz. Bu yıl Öykü Dalı'nın kazananı Yok Yolcu adlı eseriyle Kamil Erdem oldu. Kamil Erdem sağlık sorunları nedeniyle bugün aramızda değil ama yayın evinden arkadaşlarımız burada. Kendisi adına ödülü alacaklar. Buraya davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Abimiz Ali Sirmen takdim edecek. Çok teşekkür ederim. Kamil Erdem söyledikleri gibi sağlık sorunları nedeniyle katılamadı ama seçici kurula ve Cumhuriyet Gazetesi'ne çok sevgilerini, saygılarını iletti. Yayın evimiz adına ben de editör olarak almaktan gurur duydum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yayınlarını kutluyoruz bu eser için. Şiir dalıyla devam edeceğiz. Şiir ödülünü paylaşan eserlerden bir tanesi Güray Öz'ün Dinleyin Size Bir Şey Söylüyorum adlı kitabıydı. Güray Bey de bugün aramızda değil ama Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden Militan Hanım ve Aysel Hanım buradalar. Birol Bey de burada. Hoş geldiniz tekrar. Sizi böyle alalım lütfen ödülü teslim almak üzere. Hikmet Altın Kaynak takdim edecek. Buyurun lütfen. Merhaba. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler Güray Bey'e. Teşekkürler söyleyeceğim. Selamınızın. Evet, edebiyat sadece edebiyat değil biliyorsunuz. Edebiyat her şey. Yol üstüne konan bir ayna. Bu ayna bazen çamurları, bazen de pırıl pırıl gökyüzünü gösterir. Edebiyatçı ise buradan dilediğini seçer ve topluma en umutlu şeyler verir. Dolayısıyla bizim edebiyatımız, özellikle şiirimiz hep aydınlık olmuştur. Türkçenin gücünü göstermiştir. Bütün dünyada Türkçe varsa önce Türk şiiriyle vardır. Cumhuriyet varsa aslında Türk şairleriyle vardır. Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret'ten, Namık Kemal'den etkilenerek, esinlenerek Kurtuluş Savaşı vermiştir. Dileriz nice şairlerimiz bize bıraktıkları bu mirasla bizi aydınlasınlar. Bu orta çağ karanlığından kurtarsınlar. Olmakla onur duyduğum dayım Güray Öz'den bir mesaj iletmek isterim. Kendi sözlerini. Herkese selamlar. Şiirlerimin Yunus Nadi ödülüne layık görülmesinin kıvancını yaşıyorum.
değerli jüri üyelerine yürekten teşekkür ederim. Dinleyin Size Bir Şey Söylüyorum adı altında topladığım şiirlerimin omurgasını Silivri Tutuk Evi'nde yazdığım şiirler oluşturuyor. Gazetecilerin, yani haberin, haberciliğin tutuklanması Türkiye'nin kaderi gibi bir şey oldu. Bu kaderle mücadele edenlerin başında hukuk emekçileri geliyor. Bu nedenle öncelikle Silivri günlerinde, öncesinde ve sonrasında büyük bir alçak gönüllülükle hiç yüksünmeden çabalayan avukat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yakın zamanda tutuklanan, Silivri günlerinde de avukatlığımı yapan arkadaşlar arasında yer alan Can Atalay kardeşime, arkadaşıma, tutuklu tüm arkadaşlara selamlarımı, sevgilerimi ve kabul ederlerse şiirlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, özgür olsunlar. Şiirlerimin gün yüzü görmesini, okurlarla buluşmasını sağlayan Kırmızı Kedi Yayın Evi'ne de özellikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü ülkenin ve yayıncılığın bu zor zamanlarında şiir yayınlamaktan vazgeçmediler. Sağ olun. Karikatür dalıyla. Bu yıl ödüle değer görülen çalışma Birol Çün'ün eseri oldu. Birol Bey, böyle davet ediyorum sizi. Buyurun lütfen. Ödülü takdim edecek kişi Erdal Atabek hocamız. Hocam buyurun lütfen. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Ödülünüzü çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Teşekkürler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür evet. Karikatür. Evet. Karikatür çizgilerle mizahı, humoru insanlığın en çarpıcı, en kalıcı özelliklerini, olayları ve dünyayı yeniden çizen bir sanattır. Evet. Bu sanatı yaratan ve yaşatan bütün sanatçılarımıza ve onu bu yıl temsil eden size başarılar diliyorum ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Cumhuriyet ailesine, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü ben 97 yılında da almıştım. İkinci Yunus Nadi karikatür ödülüm. 44 yıldır, 40 sene oldu çizgiye başlayalı. 83'te derneğe üye oldum. İşte Gırgır'da getirdik, götürdük karikatürlerimizi. Bir şeyler öğrendik. Turan Selçuk hocamızın çok güzel bir lafı vardır. Karikatür rahatsız etmelidir. Ben o lafa çok sarıldım. Çok sevdim o lafı. Tabii Gırgır'da tabii sözlü karikatürler çiziyorduk, gönderiyorduk dışarıdan. Sonra yarışmalara yazısız karikatürler başladık. Ödüller aldık. O lafı ben çok sevdim. Rahatsız etmeli. Ama kimi rahatsız etmeli? Tabii ahlaksızlık politikacılarda. Bu şekildeki insanları hep eleştirdim. Siyasi hiciv yaptım karikatürlerimde. O benim dalım oldu. Benim üstünde çalıştığım bir şey oldu. Tabii ödüller aldık. Turan Selçuk'un o lafı benim o kadar hoşuma gitti ki bırakamadım. Ve beni troller mahkemeye verdi. 2 yıl bir Hacı Hoca çizdim diye Müslümanlığa hakaret etmişim. Sıradan bir karikatür dava konusu oldu. Ama sıradan bir karikatür oldu diyorum ama muhalif yazar Enver Aysever Twitter'da paylaştığı için büyük olaylar çıktı. Ben beraat ettim İzmir'de. Enver Aysever 2 yıl 9 ay ceza aldı. Aradaki fark işte hukuk. Bu hukuksal bozukluklar da bu karikatürü yaptırdı bana. Hukukun içinde bulunan rezillik durumlar yani. Bu karikatürü çizdirdi. Bu kadar. Sizi fazla meşgul etmeyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yılki ödüllerin sonuna geldik. 77.sini düzenlemiştik. Gelecek yıl 78.siyle birlikte karşınızda olacağız.
ve umarım çok daha geniş katılımlı bir etkinlikle, pandemi şartlarının artık tamamen ötelendiği bir vaziyette karşı karşıya geliriz sizinle. Daha uzun sohbetler etme fırsatı buluruz. Şimdi ödül törenimizi sonlandırırken herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yunus Nadi ödüllerinin anlamını, önemini ayrı ayrı çok güzel vurguladınız. Hem katılımcılarımız hem ödül takdim eden değerli hocalarımız, ustalarımız. Tekrar teşekkürler. İkram ve sohbetle devam edeceğiz. Sağ olun.